Değerli basın mensupları, kıymetli misafirlerimiz, hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Bugün milletvekilimiz Sayın Seda Kaya Özel ve 9 ilçeden adayla ilan edilen belediye başkanı adaylarımızla birlikte sizlerle olmanın heyecanı yaşıyoruz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 2024 yerel seçimlerine adım adım yaklaştığımız şu günlerde gerek genel merkezimiz gerekse il teşkilatımız çalışmalarını hızla devam ediyor. Sizin de bildiğiniz üzere 3 Aralık ve 28 Aralık tarihlerinde iki grup halinde belediye başkanı adaylarımızı kamuoyuna tanıttık. Ankara'da düzenlenen tanıtım toplantımızda İzmir'den 9 ilçeden belediye başkanı adaylarımızı ilan ettik. Tanıtım toplantılarımız devam edecek ve çok yakında 30 ilçemizin tamamında adaylarımızı hemşehrilerimizle buluşturacağız. Değerli arkadaşlar, ekonomik krizin artık kendini iyice gösterdiği günlerdeyiz. Sahada vatandaşlarımızla yaptığımız sohbetlerde görüyoruz ki yaşamak bile faturası ağır bir yük. Kriz ortamı siyasette de sıçramış durumda. Ne yazık ki her yeni güne bir skandal, bir yolsuzluk, bir torpil, bir kaos haberleri uyanıyoruz. Ne yazık ki liyakatın, adaletin, demokrasinin olmadığı bu ülkede her an yeni bir stratejinin mağdurlarıyız. Deva Partisi olarak biz de gidişatı sessiz kalmadık. Çocuklar için, gençler için, kadınlar için, gelecek için, umut için çıktık yola. Torpil yerine liyakat dedik, zorbalık yerine adalet dedik, otoriter yönetim yerine demokrasi dedik. Şimdi bu ideallerle yerel seçimlerde de varız diyoruz. Çok aktörlü yönetişim ilkesiyle kavradığımız belediyecilik anlayışımızla ülkemizde, şehrimizde etkin ve temiz yönetimin mümkün olduğunu göstereceğiz. Değişimi kucaklayacak fakat ilkelerimize asla taviz vermeyeceğiz. Biz çalışan Türkiye'nin sesi mottosuyla çıktığımız yolda ülkemiz için, şehrimiz için yorulmadan, usanmadan çalışacağız. Bizim yönetimimizde İzmir'i, İzmirlerle hep birlikte omuz omuza yönetecek. Dürüst ve şeffaf belediyeciliği inşa edeceğiz. Değerli basın mensupları, bir parçası olmaktan her zaman gurur duyduğum bu teşkilatın birbirinden değerli, birbirinden yetenekli kadrosuyla karşınızdayız. Her bir adayımız aday olduğu bölgeyi iyi tanıyan, alanında yetişkinleşmiş, çözüm odaklı yöneticilerimiz. Birazdan sizler de kendilerini tanıtacak ve sorunlarınızı yanıtlayacaklar. Her birine çıktığımız bu yolda bir kez daha başarılar diliyor, İzmir'e hayırlı olmasını temenni ediyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, değerli basın mensupları, hepinize çok teşekkür ediyoruz bugün hep beraber olduğumuz için. Öncelikle bu aslında tabii ki biraz gecikmiş bir buluşma. Ben daha önce sizlerle bir araya gelmeyi çok arzu ettim. Fakat bir taraftan işte yerel seçimin temposu, aday belirlemeye çalışmalarımız, bir taraftan biliyorsunuz yoğun bir genel kurul ve bütçe dönemi geçirdik. Ve de benim görevli olduğum farklı illerde olduğu için İzmir'i arzu ettiğimiz kadar mesaiyi ayıramadık. İnşallah bundan sonra daha çok İzmir'de olmaya çalışacağım. Hem sizlerle hem teşkilatımızla hem de yerelde sahada daha fazla hep beraber olacağımızı umut ediyorum. Başkanımızın biraz önce söylediği gibi biliyorsunuz biz deva olarak iki lansmanlı toplam 130 küsür tane adayımızı açıkladık. Bunlardan bazıları belde, bazıları ilçe, bazıları büyükşehir adaylarımızdı. Ve bu lansman toplantılarımız da artarak devam edecek. Bu Ocak ayının 3. haftası gibi bir 3. lansmanımız daha olacak. Onda da daha katlanarak bu aday açıkladığımız aday sayılarını arttırmayı hedefliyoruz. Açıkladığımız adaylara eğer bakarsanız Türkiye'nin dört bir tarafından çok farklı illerden, çok farklı ilçelerden ve beldelerden adaylar açıklıyoruz. Bu da aslında bizim ilk günden beri söylemeye çalıştığımız devanın bir Türkiye Partisi olduğu ve farklı bölgelerde karşılığının olduğu ve bu açıdan da kendisini bazı diğer partilerle ayrıştığının da bir göstergesi. Bunu da yoğun olarak devam edeceğiz. İzmir özelinde de şu ana kadar 9 tane ilçede adayımızı açıklamıştık. Bugün o arkadaşlarımızdan bir tanesi rahatsız olduğu için yanımızda değil ama diğerleri kendileri tanıtacaklar. Biz zaten sizlere birer föy hazırladık. Orada arkadaşlarımızın detaylı biyografilerini ve bugüne kadar yaptıkları çalışmaları sizlerle paylaşıyor olacağız. Önümüzdeki günlerde de kalan adaylarımızın lansmanını yapacağız. Peki ben kısaca size şunu söylemek istiyorum. Deva neden aday çıkarıyor ve adayların farkı nedir diye.
bizim Deva Partisi olarak çıkardığımız adaylarımızın aslında 3 tane çok büyük farkı var. Normal siyaset konjonktüründen ve siyasi kadrolar. Bir tanesi, bizim arkadaşlarımızın hiçbirinin mesleği siyaset değil. Hepsinin kendisinin bir mesleği var, bir işi var, gücü var, yaptığı işte iyi insanlar, liyakatli insanlar. Hepsi sadece siyasete bir dönem bu taşın altına elimi ben de sokayım, ülkenin yönetimine ben de faydalı olayım, ülkemizin şu anda içinde bulunduğu çıkmaz da belki bir faydam olur diye siyasete girmiş arkadaşlar. Ben de keza öyleydim, il başkanımız da öyleydi, arkadaşlarımız da öyle. Bu açıdan kendi adaylarımızın diğer partilerin adaylarıyla ayrıştığını düşünüyoruz. Profesyonel siyasetçi değil hiçbirisi. Bir diğer farkımız da şu, elimizde görmüş olduğunuz etik kurallar bildirgesi. Bu Türkiye'de sadece bizim tarafımızdan yapılan bir şey. İçinde bir yerel yöneticinin uyması gereken tüm etik kurallar var. Bunun da detaylarını sizinle birazdan paylaşacağız. Ve bütün arkadaşlarımız, belediye ile yerelli aday olarak karşımız bunu imzalıyorlar. Taahhüt ediyorlar ve öyle aday olarak çıkıyorlar. Bu da biliyorsunuz yerel yöneticilik bazen çok fazla şaibeye yer bırakabilen alanlar olabiliyor. Onunla ilgili bizim en baştan vatandaşlarımıza taahhüdümüzdür. Bir üçüncü tabii ki en büyük farkımız da biz da kavga ortamından çok Türkiye'nin iyileşmesi gerektiğini inanan bir siyasi partiyiz. Kendimizi uçlarda konumlandırmıyoruz. Demokrat olan herkese kapımız açık. Bu sebeple de bu Türkiye'nin çok fazla sıkılmış olduğu kavga ortamı ve gerginlikten değil, sadece icraatlarımızla ve yapıcı eleştirilerle ön plana çıkmaya çalışıyoruz. Bu anlamda da muhalefetimizi de bu anlamda yapmaya devam edeceğiz. Bu açıdan kendimizi farklılaştırdığımızı düşünüyoruz. Ben sizin sorularınızı cevaplamayı çok arzu ediyorum ama isterseniz en kısa bir arkadaşlarımızı tanıtalım. Sonra soru cevap kısmına geçeriz diye düşünüyorum. Siz başlangıç buradan buyurun. Yani bende kaldı. Evet, Abdullah Kaya Karabağlar Belediye Başkanı'ndayız. Buyurun. Merhabalar, günaydınlar. Evvela hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Adım Abdullah Kaya. Yaklaşık 26 yıldır Karabağlar'da ikamet eden bir Karabağlarlıyım. Karabağlar'ın Beşayir Mahallesi'nde bulunmuş, Karabağlar'ın çıkmaz sokakları dahil neredeyse bütün sorunlarına vakıf olduğuma inandığım birisiyim. İşletmem Karabağlar'da, evim Karabağlar'da. Karabağlar'daki iki kutuplu siyaseti hizmet odaklı siyasete dönüşmesi için aday olduk. Deva Partisi'nin en büyük farkının bu olduğuna inandığım için buradayım. Biz insanlarımızın hizmete ihtiyacı olduğunu, kutuplaşmayla ya da hissiyatlarının sömürülmesiyle bir sonuca varılamayacağına inandığımız için adayız. Tekrar hepiniz hoş geldiniz. Daha sonra olacak sorunuz olursa dilim döndüğünce yanıt vermeye çalışayım. Ben Emin Yüce, Seferihisar Belediye Başkan adayım. Yaklaşık 33 yıldır Seferihisar'da oturuyorum. Ağrı Diyarbakır doğumluyum. Seferhisar'da inşaat ve emlak işleriyle uğraşıyorum. Seferhisar'ı çok iyi bildiğim için, hatta İzmir'i çok iyi bildiğim için, Seferhisar'a çok büyük hizmetler edebileceğime inandığım için, ülkenin ve İzmir'in Seferhisar'ın hizmete ihtiyacı olduğu için biz bu yola girdik. Deva Partisi olarak 3,5 yıldır siyaset yapıyorum. Kurucu başkan Seferhisar'dan olarak 3,5 yıldır hizmet yaptım. Şimdi de daha da iyi şeyler yapmak için Seferhisar'a belediye başkan adayı oldum. Seferhisar'a inşallah çok büyük hizmetler getireceğimize inanıyoruz. Hepinize teşekkür ederim. Geldiğiniz için sağ olun. Merhabalar. İzmir Tire Belediye Başkan adayı. İsmim Fatma Yıldırım. Ben sigortacıyım. Ondan önce de bir fabrikada çalışmışlığım var 7 yıl boyunca kalite kontrol görevlisi olarak. Siyasi bir geçmişim yok. Ve Tire'nin ilk resmi kadın belediye başkanlığıyım. Bununla da gurur duyuyorum. 2021'den beri Deva Partisi kurucu başkanlarındanım. İki dönem ilçe başkanlığım, iki kongre geçirdim. İlçe başkanlığı görevini yürüttüm. Şimdi de Tire'ye bir kadın eli değmeli diyerek Tire'ye deva olmak için yola çıktım. Hem kendim için, hem partim için, hem ilçem için hayırlı olmasını diliyorum. Tekrar geldiğiniz için teşekkür ederim. Merhabalar, Gülhan Akyol. Menderes Belediye Başkan adayım. 1976 Menderes doğumluyum. İlk ve ortaokulu Menderes'te tamamlayıp kamu yönetimi ve laborant veterinerlik okulunu bitirip toplu bina yönetimi sertifikalarını alarak site ve kooperatif danışmanlığı yapmaktayım kendi bölgemde. Birçok kooperatif ve sitenin yöneticiliğine devam etmekteyim.
30 yıldır bu işi yapıyorum ve belediyeciliğe çok da uzak olmayan bir çalışma hayatım var. Menderes'te ben de Deva Partisi ile birlikte başladım. 3 yıl, 3,5 yıllık ilçe başkanlığından sonra belediye başkanı adayı oldum. Biz de Menderes'te Deva olmak için, bu arada Fatma Başkanı gibi ilk defa Menderes'te bir kadın aday, belediye başkan adayı açıklandı. Bunda da biz de gurur duyuyoruz. İnşallah Menderes'te farklılığı, şeffaf belediyeciliği, farklı yönetilmeyi ve hizmet etmeyi sunacağız. Hepinize teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Herkese merhabalar. Metin Avcı ben, Güzelbahçe Belediye Başkanı dayıyım. 10 yıldan beridir Güzelbahçe'de oturmaktayım. 92 üniversite, İzmir 9 Eylül Üniversitesi işletme mezunuyum. 15 seneye yakın bir profesyonel yöneticilik geçmişim var. Deva ailesi olarak hem Türkiye'ye hem de İzmir'e ahlaklı ve ahlaki çöküntü olmadan bir siyaset yapmayı göstermek için dedim. Herkese teşekkür ederim. Merhabalar, ben Şeyh Uzdal. Ben hemen belediye başkan adayıyım. Mesleğim mani müşavir, iş insanıyım. 15 yıldır Menemen'de ikamet ediyorum. Ve Menemen'i daha iyi yönetebileceğimizi kanaatine vardıktan sonra biz de bu yolda varız demek için bu yola baş koyduk. İlk kurucularındanım. İlçe başkanlığı görevi yapıyorum ve istifamı verdim. Şu anda belediye başkan adayı olarak da sizin karşınızdayım. Merhaba efendim, Yakup Ateş ben. Öncelikle tekrar hoş geldiniz diyorum, sefalar getirdiniz. 1980 İstanbul doğumluyum ancak tabii 1950'lere dayanan bir İzmir geçmişimiz var. Babalarımız bu bölgeye gelmişler. Tabii ben de tekrardan İzmir'de hayatımı idame ettiriyorum. Şu anda bir IT şirketinde üst düzey yöneticilik yapıyorum. Hedefimiz, bunu daha önce basında da söyledim, üreten, çalışan ve kazanan bir Çiğli. Çiğli'yi İzmir'in gözbebeği bir kent yapma hayalim var. Denizle buluşturma hayalim var. Zaten gerekli sorularınız olursa cevaplamaya hazırım. Hedefim insan odaklı ki Demokrasi ve Atılım Partisi'nin temeli şu. Demokrat bir birey olarak biz bu yola çıktık. Ve de atılım diyoruz. Atılım da şudur. Herkesin müreffeh bir şehirde yaşamasını sağlamak. İnsan odaklı bir yönetim anlayışı içerisinde faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Evet, bugün iki tane arkadaşımız sağlık sebepleriyle yanımızda değil. Onlarla ilgili size böylelerde bilgi verdik ama ben kısaca bahsedeyim. Bir tane Kiraz Belediye Başkanımız Hülya Hatice Coşkun. Kendisi Kirazlı, doğma büyüme ve şu anda da Kirazlı çalışıyor. Bizim Kiraz kurucu teşkilatımızdaydı. Kiraz da belediye başkan adayımız. Aynı zamanda Selçuk Belediye Başkan adayımız Rabia Beyaz. O da bizim Selçuk teşkilatımızda uzun zamandır beraber çalıştığımız bir arkadaşımız. Gördüğünüz gibi 9 adayımızın da 4 tanesi kadın. Bu açıdan da İzmir'de ve Türkiye'de örnek olmaya çalışıyoruz. Gönül ister ki inşallah daha fazla kadın aday da çıkarabilelim. Şimdi isterseniz sizlerin sorusu varsa arkadaşlarımızdan veya bana yönelik onları cevaplamak isterim.